Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdo Özoğa. Donanım Haber.com olarak bu videomuzda sizlere Almanya'nın Münih kentinden sesleniyoruz. Buraya AMD'nin davetlisi olarak geldik. Gelme sebebim ise aslında arkamda gördüğünüz sistem, sistemden de ziyade sistemin üzerine takılı olan ekran kartım. Bu ekran kartı aslına bakılırsa ismi uzun süredir konuşulan, bilinen bir ekran kartı nedir? Radeon Free X ya da Türkçesi Radeon Free X. AMD'nin yeni nesil yüksek performans sınıfındaki amiral gemisi diyebiliriz biz bu ekran kartı için. Öncelikle Furi isim nereden geliyor buna bakalım isterseniz. Çünkü AMD bir süredir üst seviye ekran kartlarını R9 serisi altında konumlandırırken yeni nesil Fiji GPU'sunu kullanan bu ekran kartına Furi ismini verdi. Furi aslında bakılırsa AMD'den ziyade AMD öncesinde Ati döneminden gelen Ati'nin vakti zamanında 10 yıllar önce 2000'li yılların belki başları ya da ortalarına doğru üst seviye ekran kartlarına verdiği özel bir isimlendirmeydi. Şimdi Fiji GPU ile birlikte AMD bu ismi yeni hayata geçirerek bu ekran kartına Fury, Fury adını verdi. Bu Fury X sıvı soğutma sistemine sahip. Bir de bunun sadece Fury versiyonu var. X takısını taşımayan. Onda hem hava soğutma var hem de teknik özellik seviyesinde GPU kısmen biraz daha zayıf. Başta paralel işlem birimleri ya da AMD'nin deyimleri, radyon çekirdekleri olmak üzere bazı noktalarda kırpmalar söz konusu daha uygun fiyatla piyasaya sunabilmek için. Şimdi bu ekran kartı iki temel noktada değerlendirmeye ihtiyaç duyan bir ekran kartı. Bunlardan birisi tasarım, diğerisi GPU ve GPU'nun sahip olduğu yeni nesil özellikler. Önce tasarımla başlayalım isterseniz. Tasarım gerçekten heyecan verici. Benim son dönemde gördüğüm en radikal ekran kartı tasarım olarak nitelendirebilirim. Çünkü en yüksek performans segmentini hedefleyen, Belki 1990'lı yılların ortalarına sonlarına doğru çıkan süper bilgisayarlar kadar teorik işlem gücünü en azından tek hassasiyet seviyesinde, FP32 seviyesinde sunabilen bir ekran kartı olmasına rağmen boyutu sadece PCI Express slotundan biraz daha büyük. Yani esasına bakacak olursak eğer bizim şimdiye kadar gördüğümüz orta seviye ekran kartlarından belki biraz daha kısa hatta izninizle şuradan bir ekran kartı getireyim sizlere. Aşağı yukarı Elimde görmekte olduğunuz bu 370 kadar boyu var. Hatta belki bundan biraz daha ufak olduğunu söyleyebilirim sizlere. Ve aynı zamanda özelleştirilmiş bir ekran kartı gibi kendisi nasıl bazı tasarım detayları var. Bunları da sizlere göstermek istiyorum. Birincisi, üst kısımda yer alan Radeon logosu artık ışıklandırmalı bir özellik ışıklandırma sistemine, LED aydınlatma sistemine sahip. Biz böylesi özellikleri daha önce e, gerek AMD gerekse de Nvidia tarafında özelleştirilmiş ekran kartlarına görüyorduk. Ancak artık referans tasarımla birlikte Fury X modeli de böyle özel bir ışıklandırmaya sahip. Bu gerçekten e, kartın çok güzel görünmesini şeffaf bir, e, şeffaf pencereli bir kaseye sahipsiniz. Orada farklı bir ambiyans yaratılmasını ya da zaten uzay montaj bir kasa kullanıyorsanız çok daha ihtişamlı bir görüntünün ortaya çıkmasını sağlıyor. Bir başka aydınlatma sistemi PC Express konnektörlerinin hemen arka kısmında yer alan aydınlatma sistemi, yine LED ışıklar var o noktada da. Peki bu ışıklar ne işe yarıyor dersiniz eğer, orada e, yanlış hatırlamıyorsam 7 ya da 8 tane LED aydınlatma sistemi var. Bunlar aslında GPU'nun yük durumunu gösteriyor. GPU ne kadar yük altındaysa orada daha fazla ışık yanıyor. Üstelik bu ışıklandırma sistemi kullanıcının özelleştirilebilmesine de imkan tanıyan bir yapıya sahip İsterseniz isterseniz kırmızı yerine mavi renkli ışıklandırmayı da tercih edebiliyorsunuz. Yazılım üzerinden bunu ayarlayabilmek mümkün. Bu ışıklandırma sisteminin yanında bir yeşil ışığımız daha var. Bu da aslında bakılırsa enerji verimli üzerine düşünülmüş bir ışıklandırma ışık sistemi ya da bir ışık. Çünkü sadece ekran kartı Zero Core Power teknolojisinde yani AMD'nin enerji tasarruf modu olarak değerlendirebileceğimiz ekran kartları için o moda geçildiğine yanarak aslında ekran kartının o aşamada artık uyku moduna geçtiğini ve çok fazla enerji tüketmediğinin bir göstergesi olarak kullanıcıya bilgi veriyor. Tasarım olarak bakıldığı zaman üzerinde aynı zamanda bir BIOS switchimiz var, iki adet BIOS arasında geçiş yapabiliyorsunuz, bu da farklı ekran kartı dinamikleri arasında birinin daha güvenli, güven ya da stabilite sorunu yaşatması haline diğerine geçmenizi sağlayarak karttan daha yüksek randıman ve verim elde etmenizi sağlayabiliyor. Tasarım anlamında bir başka ilginç nokta tabii üzerinde adet 8000 PCIe Express konnektörü var. Artık bunu söylemeye gerek yok. Giriş çıkış portlarına bakacak olursak eğer 2 3 adet DisplayPort, bir adet HDMI konnektörü var. Dolayısıyla isterseniz üçlü monitör kurulumu yapabilir. İsterseniz FreeSync teknolojisini DisplayPort üzerinden ya da önümüzdeki dönemde AMD'nin FreeSync over HDMI dediğimiz belki o teknolojisini kullanabilmek adına bir adet HDMI konnektörü bu kart üzerindeki yerini almış durumda. Tabii kartı elemanları devre yani bileşenleri ayırdığınız zaman Önde gördüğünüz platformun alt kısmında yine ekran kartının baskılı devre kartının tamamını kapayan bir özel plaka daha bulunuyor. Bu da yine kartın daha iyi soğutulmasını sağlayan unsurlardan bir tanesi. Hazır soğutmadan bahsetmişken Fury X referans bir tasarıma sahip arkadaşlar. Bu kart için Fury X için özelleştirilmiş bir model göremeyeceğiz. Asus, Sapphire, PowerColor aklınız hangi marka gelirse gelsin AMD'de partneri olan Fury X dediğimiz AMD'nin en yüksek performanslı ekran kartında AMD'nin dizaynından başka bir tasarım görmeyeceğiz. Çünkü çok karmaşık bir yapıya sahip bir GPU. Dolayısıyla özelleştirilmiş bir tasarım ortaya çıkarmak maalesef çok mümkün değil. bu kartın aslında özelleştirilme, özelleştirmeye çok fazla ihtiyacı yok. Çünkü bahsettiğim gibi zaten ışıklı, göze hoş gelen oldukça agresif bir görüntüsü var. Üstelik küçücük boyutlarına rağmen en azından bu segmentteki bir ekran kartı için. Soğutma tarafındaysa şu an burada... Radyatörü zaten görmektesiniz. Kendinden bir sıvı soğutma sistemine sahip bu ekran kartı. Bu da ee, soğutma konusunda zaten herhangi bir sıkıntıya e, sıkıntı yaşamayacağınızın ya da herhangi bir ekstra donanıma ya da bileşene gerek duymadığının bir başka göstergesi. E, ee, AMD'nin 295X2 ekran kartında olduğu gibi bu ekran kartı standart olarak sıvı soğutma ünitesiyle birlikte geliyor arkadaşlar. Üstelik soğutma sistemi çok ama çok verimli çalışıyor. Sadece 30 desibel seviyesinde bir gürültü çıkartıyor yük altındayken ekran kartı ve ekran kartı yani muhteşem bir e, tasarımın altında yüksek performanstan bahsediyoruz. Böylesine yüksek performanslı bir ekran kartı yoğun yük altındayken 50-55 dereceleri geçmiyor. Bu da gerçekten bu kartın en heyecan verici noktalarından bir tanesi. Peki, kartın tasarımı gerçekten güzel. Kompakt bir ekran kartı yapmayı başarmış AMD. Sıvı soğutma sistemi var. Bu kartı farklı kılan teknik detaya geçecek olursak ya, orada da karşımıza yeni Fiji X'te GPU'su çıkıyor. AMD'nin yepyeni yenisi grafik işlem ünitesi. Fiji'nin şimdi... Farklı özellikleri var. Bunların başında yepyeni bir bellek teknolojisine sahip olmasını gösterebiliriz. HBM dediğimiz High Bandwidth Memory ya da Türkçesi yüksek band genişliğine sahip yeni bellek teknolojisi. Bu teknolojinin arkasında AMD ile birlikte Güney Koreli SK Hynix firması yatıyor. Bunların ortak girişimiyle geliştirilmiş birinci nesil bellek teknolojisinden bahsedebiliriz. Bu teknolojinin en büyük esprisi şu arkadaşlar. GPU düşünün. Normalde geleneksel ekran kartlarında GPU'nun dışında etrafını sarmalayan GDDR5 bellek modülleri olurdu. Bunda ise durum biraz daha farklı. Zaten ekran kartının bu derece kompakt yapıda olmasının sebebi de o. Aynı zar katmanın üzerinde GPU'nun etrafını çevreleyen HBM bellek modülleri bulunuyor. Bunlar aynı zamanda bir interposer dediğimiz elektriksel arayüzle GPU ve HBM bellek yongaları birbirleri arasında haberleşebiliyorlar. İnanılmaz bir verimlilikten bahsedebiliriz. Ekran kartının kendi baskılı devre kartı 290x ile kıyasladığımız zaman ciddi şekilde küçülmüş durumda ve aynı zamanda verimlilik de inanılmaz şekilde artmış durumda. Geneksel GDDR5 bellek yongaları belki aslında bakılırsa 60-70 faz seviyesinde enerji tüketimine zemin hızlayan yongalardı yüksek frekans seviyesinde. HBM hem yüksek band genişliği sunuyor arkadaşlar. Saniyede 512 GB'lık bir band genişliğinden bahsediyoruz ki muazzam bir değer. Hem de GPU'nun etrafında şekillenebiliyor olması itibariyle de daha kompakt bir baskı diye kartın hazırlanmasına zemin hazırlayabiliyor. GPU'nun kendisini göstereyim sizlere. Asıl heyecan verici gelişme bu. Çünkü bir daha muhtemelen biz bu ASIC Yonga'yı göremeyeceğiz. Şu anda elimde arkadaşlar Fiji XT Yonga'sını görmektesiniz. Büyük bir Yonga. Yüksek performans sınıfı olduğunu zaten söylemiştim. Bu Yonga'nın içerisindeki sadece GPU'nun kendisi yaklaşık 560 ya da 600 mm karenin biraz daha altında bir zar boyutuna sahip ve etrafında da 4 tane ufak yonga olduğunu görmektesiniz. Bu yongalar aslında bakırsa tek yonga olarak düşünmemesi gerekiyor çünkü HBM bellek teknolojisi tek mantığıyla konfigür ediliyor. Yani bellek katmanları üst üste yığın şeklinde dizilerek daha yüksek bellek kapasitelerine erişilebiliyor. Chip'in kendisini düşündüğümüz zaman 1 mm kare civarında büyük bir yapıya sahip olduğunu görmekteyiz ama GPU'nun kendisi 560 mm kare civarında bir e, boyuta ya da hacme sahip diyebilirim. AMD'nin şu ana kadar geliştirmiş olduğu en karmaşık yapı da en yüksek performansı, Üretimi zor. Verimli tarafında tabii ki zamanla üretim verimliliği artacaktır ama gerçekten bir mühendislik harikası olarak değerlendirebiliriz. Tabii alttaki interposer'ın yani GPU ve belleğin haberleşmesini sağlayan elektriksel arayüzün üretim kısmında tasarım AMD yapsa bile üretimi UMC firması yaparken bu GPU'nun tamamının üretimi TSMC'nin bantlarından çıkıyor. TSMC, TSMC üretimi ve 28 nanometre HP dediğimiz high power üretim süreciyle geliştirilen bir yonga gerçekten heyecan verici. Bundan bir tane istedim anahtarlık yapmak için ama şu an ellerinde olmadığı için maalesef alamadım arkadaşlar. Şimdi Bellek teknolojisine geri dönecek olursak ya bu ekran kartında 4 GB RAM var. Şimdi bu ekran kartı 4K hatta 5K oyunlar için ya da monitörlerde oyun oynamak için dizayn edilmiş bir ekran kartı. 4 GB yeterli gelir mi gelmez mi sorusu var. Burada AMD'nin en büyük nokta, dayanak noktası sürücü optimizasyonları ve 4 GB olsa bile sunulan 512 GB sanalik yüksek band genişliği arkadaşlar. İlginçtir. Biz normalde 256, 384 ya da 512 bit bellek band genişliğinden ya da bellek veri yolundan bahsediyorduk. Bu ekran kartına 4096 bitlik bir bellek veri var ve zaten aslında bu kadar geniş bir bellek veri sahip olmanın bir sonucu olarak böylesine yüksek bir bank genişliğine ulaşıyoruz. Zira Bellek yongasının kendisine bakıldığı zaman sadece bakın altını çiziyorum 500 MHz'de çalıştığını görmekteyiz. Bugün 7 GHz'de çalışan GDDR5 bellek yongaları varken HBM bellek teknolojisi sadece 500 MHz'de çalışıyor ama ultra yüksek bellek veri yolu sayesinde 512 GB'lık bir bellek bant genişliğine ulaşabiliyor. Dolayısıyla en heyecan verici noktalardan bir tanesi de bana kalırsa bu. Tabii üzerinde yine 4000 adetin üzerinde paralel işlem birimimiz var. Bu da zaten AMD'nin GPU tarafındaki kas gücünü geliştirmesinin en önemli argümanı olarak değerlendirilebilir. Aynı zamanda GPU frekansına baktığımız zaman en yüksek noktada 1050 MHz seviyesinde gezini görmekteyiz ama tabii ki işlemci frekansı yük durumuna göre kendisini otomatik olarak ölçeklendirebildiği için farklı senaryolarda farklı frekanslar devreye girebilir. Alt frekanslar tabii ki 1050 MHz üzerine çıkmak çok mümkün değil çünkü AMD'nin tanımlanmış olduğu yüksek frekans seviyesindeki tepe profil bu şekilde şekilleniyor. Bunun dışında şunu söylemek gerekiyor. Tabii Tabii ki HBM bellek teknolojisinde bellek yongalarının GPU'nun etrafına dizilmiş olması burada bir olumsuzluğu beraberinde getirebilir. O da nedir? Overclock'la bellek frekansını arttırabilmek maalesef bundan sonra çok mümkün olamayabilir. Ama zaten bakıldığı zaman overclock'lu frekans artışı yapmak istediğinizde belleğin frekansını arttırmanın kazanç olarak çok fazla kazanç getirmediğini görmekteyiz. Önemli olan GPU'nun frekansını arttırabilmek. Dolayısıyla böyle bir olumsuzluk söz konusu ama zaten Totalde yani toplamda kazanabileceğiniz avantaja bakıldığı zaman da çok da fazla bir şey yok. Geleneksel DDR5 belleklerle overclock yapma sonucunu elde ettiğimiz deneyimler çerçevesinde bunu sizlerle paylaşabilirim. Tabii ki bunun dışında 64 adet ROP birimi olduğunu söylemek gerekiyor. Bunları zaten teknik özellik seviyesinde çok fazla anlatmaya gerek yok. Şu an zaten tabloda da bu detayları görebilmektesiniz. Enerji tüketimine geçelim isterseniz. Tipik kart güç tüketim değeri olarak AMD'nin bahsettiği değer 275 Watt ama tabii ki bu olağan senaryolar kapsamındaki değerler yoğun yük altındayken ortaya çıkan ya uzak oyunlarda ortaya çıkan değerler farklı kullanım senaryolarında yine frekans düşürülerek daha düşük enerji seviyeleri de elde edilebiliyor. Ama burada benim size göstermek istediğim ya da altını çizmek istediğim önemli detay şu. 275 wattlık bir tipik güç edilse bile kullanılan bu soğutucu 500 W'a kadar termal karakteristiğinin altından kalkabilecek kadar kaslı ve güçlü bir yapıya sahip. Dolayısıyla heyecan verici bir soğutucu olduğunu söylemiştim. Aslına bakılırsa teknik olarak bunu da doğrulamış olduk. Bir başka ilginç nokta ise 8.5 Teraflop'un üzerinde bir tek hassasiyetli FP32 işlem gücü elde edebiliyorsunuz. İlginç olan nokta da şu. Bunlardan iki tane alırsanız bu ekran kartından 17 teraflop seviyesi neredeyse 20 teraflop'lara yaklaşan bir güç elde edeceksiniz ki evinize bir süper bilgisayar kurabilir ya da bunlardan dört tane alarak bir üniversitede araştırma projesi için süper bilgisayar oluşturabilmek e, mümkün olabilir. Dediğim gibi çok heyecan verici bir ekran kartı. Burada oyun demoları var şu zaten Sniper Elite'de de görebiliyorsunuz. Ultra yüksek çözünürlükte, ultra yüksek kalite inanılmaz deneyim elde edilmek mümkün. Fikir vermesi açısından şunu söyleyeyim. 4K'da ultra içi çözünürlükte en yüksek kalite ayarlarında Far Cry 4 oynamak isterseniz eğer minimum frame rate dediğimiz kare saniye oranı olarak 40-45 arası daha oynanabilir seviyelere bakıldığı zaman 55-60 kare saniyeleri yakalayabiliyorsunuz. Özellikle 4K'da 60 kare saniyenin yakalanabiliyor olması gerçekten muazzam bir değer. Son olarak fiyata geçelim isterseniz. AMD'nin açıkladığı fiyat. Fury X için 649 dolar. Rekabet açısından bakacağımız zaman Nvidia'nın e GTX 980 Ti ile üreticisine göre değişmekle birlikte çok yakın ya da yerine göre daha ucuz olduğunu görmekteyiz. Tabii ki bellek hacmi olarak bakıldığı zaman 980 tl kadar belleğe sahip değil ama sonucunda yepyeni bir teknoloji var arkadaşlar. Ortaya çıkan bellek bank genişliği inanılmaz düzeyde. Titanix ile kıyasladığımız zamansa neredeyse yine üreticinin modeline göre değişmekle birlikte yarı yarıya ucuz olabildiğini görmekteyiz. Tabii ki 1000 dolara, 1100 dolara satılan Titanix de var, 1300 dolara satılan Titanix de var. Dolayısıyla bir e, Özelleştirilmiş Titan X fiyatında iki tane Fury X alabilmek mümkün ki crossfire yaparsınız ortaya çıkan performans vay canına diyebileceğiniz noktada olabilir. Son olarak satış zamanlamasından da bahsetmek istiyorum. Fury X önümüzdeki bu ayın sonuna doğru piyasaya çıkıyor olacak ama Fury modeli daha uygun mali 500 dolarlar seviyesinde olan modelin çıkışı ise Temmuz ayının ortalarını bulacak. Raflarda yaygınlaşması yine Ağustos başına denk gelebilir diye düşünüyorum. Bir de bu kartın çift GPU'lu X2 versiyonu olacak. O da AMD'nin burada yaptığı açıklamaya göre sonbahar dönemini bulacak gibi görünüyor. Yani okula dönüş, back to school dediğimiz okula dönüş sezonundan sonra. Vallahi heyecanla bekliyoruz. Test etmek için sabırsızım. 24 Haziran'dan önce test sonuçları yayınlanamıyor ama Haziran son haftasını bekleyin. Hem kartın kendisi hem de kıyaslamalı karşılaştırmaları yine donanım haber farkıyla bu ekranlarda görebileceksiniz. Ben Erdoğan. Free X'i gördük. Belki dünyada ilk defa bir video kapsamında Fiji X7 görmüş olduk. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.